Arkadaşlar bugün size çok güzel bir sebze yemeği tarifim var. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar önce işimize soğanı doğrayarak başlıyoruz. Bolca bir soğan doğradık. Yemeğimiz çok lezzetli olacak. İçine biraz da renk katalım. Sıra geldi lahanasını doğramaya. Buna başka malzeme katmayacağız. Bir de lahana doğrayacağız. Ortalama lahanamız 400 gram civarı. Lahana sarma, lahana dolma yaptığımız zaman artan parçalar oluyor. Ondan yapabiliriz. Onlar sert yerleri oluyor. Ya da pazardan ufağından bir tane alıp onunla yapabiliriz. Doğradığımız kadar önce keselim şöyle. Bunu doğradıktan sonra ne yapacağız? Diğer kalanını doğrayacağız. Bu şekilde. Lahanları bastıra bastıra tenceremize doldurduk. Yıkadık, süzdük. Kapağını kapatıyoruz. Orta ateşin biraz daha altında olacak. Lahana biraz geç piştiğinden dolayı önceden ocağa bunu vurdum. Bu pişirken biz ne yapacağız? Soğanı hazırlama, soğanı pişirme işlemine geçeceğiz. Ara ara karıştıracağız. Eğer çok diri olursa bir bardak su ilave etmeyi unutmayın. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi iyice suyunu çekti. Ben buna bir su bardağı su ilave ettim. Size de tavsiyem pişmezse mutlaka bir su bardağı su ilave edin. Altını kapatmayacağım. Kapağı kapatıyorum. Bunu kenara alıyorum. Kısık ateşte bu pişmeye devam edecek. Bunu biraz yakacağız ki lahananın kokusu gitsin, karamelize lezzeti gelsin. Hemen bunu kenardaki ocağa alıyoruz. Kısık ateşte o pişmeye devam etsin. Ocağımızı yaktık. İçine yarım fincan bir sıvı yağ ilave ediyorum. Biraz ısınsın. Hemen bolca soğanımızı döküyoruz. Böyle çok gibi göründüğüne bakmayın. Biraz sonra bu içinde eriyecek. Kavrulacak. Kapağı kapatıyoruz. Sulandıra sulandıra. Bunu ne yapacağız? Yani kapağı kapattık ki buharlanacak. Daha fazla yağ istemeyecek. Hem de soğanımız daha çabuk kavrulacak. Ara ara karıştıracağız. Ara ara karıştırmayı unutmayalım arkadaşlar. Lahananın içinde hiç su kalmadı. Artık dibine yapışmaya başladı. Hemen lahananın altını kapatıyoruz, kenara alıyoruz. Şöyle bir soğanlara bakın arkadaşlar. Soğanlar iyice yumuşadı. Karamelize oldu. Lahanayı döküyoruz içine. Soğanların tam lezzetini alması için tekrar kapağı kapatacağız. Bunu lahanayla beraber bir soğanları karamelize yapacağız. Kısık ateşte bunu ortalama lezzetlerin buluşması için 5 dakika bir kavuracağız. Lahanayla beraber dibine yanmaya başladı. Hemen şimdi bunun yumurtasını kıracağız, baharatlarını katacağız. Yumurtaya yetecek kadar çok az bir tuz atıyoruz. Hemen şöyle bir çırpıyoruz. Lahananın tuzunu, baharatını kendisine atacağız. Bu üstünde kalacağı için işlemez. Yumurta da lezzetli olsun. Ocağın başına geçiyoruz. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı kimyon. Bunda kimyonu kesinlikle öneriyorum. Tepeleme bir çay kaşığı kırmızı toz biber. İki çay kaşığı da tuz atıyoruz arkadaşlar.
Acı tamamen sizin tercihiniz. İster katarsınız, isterseniz katmazsınız. Ben iki çay kaşığı acı pulver katıyorum. Ocağımızı kısayım. Baharatların hepsini bir yedireyim. Şöyle bakın. Soğanlar, lahanalar değişik boyuta geçti. Tamamen dibine yanmaya başladı. Dibinden de yanık kokusunu, yanık lezzetini almaya başladı. Şöyle bir üstünü düzeltelim. Baharatı iyice karıştırdık. Şu soğan yanığını görüyorsan, lahana yanığını görüyorsan yemeğin kesinlikle lezzetli olmuş demektir. Hemen yumurtayı döküyoruz. Yumurtayı da şöyle bir çatal yardımıyla döküyoruz ki hepsi bir yere gitmesin, eşit bir şekilde dağılsın. Çatal olmasa lap diye dökülür. Ondan sonra üstünde yumurta dağıtmaya uğraşırız. Şöyle aralarına yumurta işlesin dedik. Kapağı kapatıyoruz. Ocağımızı en kısık dereceye getiriyoruz. Şimdi buharıyla bu 2 dakikada bembeyaz olur, pişer. Arkadaşlar bunun piştiğini nasıl anlarız? Kapak buharlanır. İçi görünmez hale gelir. O ne demektir? Buhar bunu pişirmiş demektir. Hemen şöyle bir açalım, gösterelim. Görüyor musunuz? Bu pişmiş. Kapağın buharından da bunun pişmiş olduğunu anlayabiliriz. Altını kapatıyoruz. Sunuma geçiyoruz. Hemen şöyle sunumu yapalım. İnşallah dağılmaz. Arkadaşlar şu yemekteki güzelliğe bakın. Arkadaşlar bu yemek lahana çocuklarınız yemiyorsa bile çocuklarınıza lahanayı sevdirecek bir lezzet. İçinde soğan var, kapya biber var, lahana var. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir yemek. Çocuğum lahana yemeği diye bir endişeniz olmasın. Yapın. Bunu çocuklarınız tabak tabak yer. Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Amış Yeme Mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yaparım. Afiyet olsun.